Günümüzde bir işletmenin merkezinde sadece ERP sisteminin var olmasının yeterli olmayacağı aşikardır. ERP'ye entegre edilen yapay zeka, nesnelerin interneti ve Endüstri 4.0 ile hayatımıza gelen birçok gelişmeyi DLP ile bir yenisini daha ekleyebiliriz. Dağıtım gereksinim planlama, dağıtım ağının tüm aşamaları için kullanılabilen bir planlama sistemidir. Dağıtım gereksinim planlama temel olarak bütün dağıtım merkezlerinin ihtiyaç duyulan ürünlerin belirlenmesini amaçlar. Her aşama için gereken stokların talepleri oluşturulur. Oluşturulan tüm bu talepler eldeki mevcut stok yapısına göre verilen siparişlere dökülür. Tabii ki bu siparişler oluşurken dağıtım gereksinim planlama sistemi için hazırlanmış olan ve var olan sipariş miktarı belirleme yöntemlerinden bir veya birden fazlası denenir. Dağıtım gereksinim planlama sistemlerinde üretim işletmeleri lojistik ağ içerisinde merkezi nokta olarak kabul edilir. Ham maddeyi tedarik edilen firmadan üretilmek istenen ürünün ulaşacağı üretim işletmesine kadar arada yer alan aktörlere, tedarikçiler ve oluşturdukları ağa da tedarik ağı diyebiliriz. Bu süreç merkezdeki üretim işletmesi tarafından yürütülmektedir. Üretimin tamamlanması için oluşturulan ve işletmeye ait ana üretim programı, tedarik edilmesi gereken malzeme ihtiyaçlarına parçalanarak MRP yoluyla gerek depodan karşılama, gerek üretim emri, gerekse satın alma emirlerini açar. Son aşamada üretilen ürünün müşterisiyle kavuşması beklenmektedir. Satış böylece ortaya çıkmış olur. Satışın olabilmesi için de üretim merkezinde üretilen tüm ürünlerin depolar, mağazalar aracılığıyla siparişi veren müşteriye sağlam bir şekilde ulaştırılması gerekmektedir. Üretimden son kullanıcıya kadar arada yer alan tüm aktörlerin oluşturduğu bu ağ da dağıtım ağı denebilir. Bu ağda da aynı MRP'de olduğu gibi yapılması gereken dağıtımın belli bir mantık çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Bunu da siparişlerin zamanlarına bağlı olarak gönderilecek siparişlere çeviren ve gönderim miktarlarını belirleyen DRP yapar. DRP en kısa tanımı ile dağıtım ağının her şebekesi için kullanılan zaman aşamalı stok ikmal planıdır. DRP sistemin başlı başına büyük bir alt sistemdir. Yapay zeka ile desteklendiğinde mükemmel cevapları verebilecek bir noktaya evrilebilir. MRP ve MRP2 sistemlerin en büyük destekçisi olarak düşünebiliriz. Aynı zamanda tam zamanında envanter sisteminin de merkezinde yer alan bir kavramdır. DRP'nin faydasını en çok CRM, MRP, MRP2, tam zamanında envanter sistemi ve çevik üretim, esnek üretim ile bir araya getirilmiş sağlam bir ERP sistemi ile görebiliriz. Kusursuz çalışan bu sistemler kusursuz bir DRP çıktısı oluşturabilir. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Hız kesmeden diğer videolardan devam ediyoruz. Görüşmek üzere.